Merhaba. Edebiyat tarihi konuşmalarında bugün nadir romanları ve adab-ı muaşeret romanları çerçevesinde Aslı Güneş'i ağırlıyoruz. Biz bu edebiyat tarihi toplantılarını, konuşmalarını ta pandemi öncesinden Seval Şahin ve Yasemin Çongar'la planladık. Yüz yüze burada kıraathanede toplantılarımız oldu. Öğrencilerimizle ve konuklarımızla buluştuk. Ardından pandemi süreci girdi. Online olarak YouTube'da işte Zoom'da buluştuk. Bugün de çevrim içi değil ama yine kapalı mekanda maalesef konuksuz Aslı Güneş'i ağırlıyoruz. Hem 8 Mart Dünya Kadınlar Haftası olması nedeniyle bu konuyu seçtik. Kadınların özellikle Cumhuriyet sonrasında edebiyat çerçevesinde nasıl ele alındığı, nasıl bir ideolojiyle şekillendirilmeye çalışıldığı konumuzun merkezinde olacak. Hem de Aslı Güneş'in yüksek lisans tezi olan Adab-ı Muaşeret romanlarının ne olduğunu kendisi inceledi. Aslı Hanım'la bunu tartışmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş Teşekkür bulduk. ederiz Teşekkürler. programa katıldığınız için. Şimdi sizin tezinizi de yeniden ben inceledim. Şöyle iki konuyla açmak istiyorum konuyu. Bir, adab-ı muaşeret ne demek? Hani bu çerçevede yazılan eserlerden ne anlıyoruz? İki, tabii ki kanonik edebiyat ne demek? Bir de bu konu da önemli çünkü. Buradan ilerlersek devam ederiz. Yani Adab-ı Maişet romanları diyeyim, onu şöyle kısaca şey yapayım, açıklayayım. Batı'da özellikle 18. yüzyıldan başlayarak bir şekilde Mavi Kanun aristokrasinin kendi kültürünü, kendi belki salon kurallarını işlediği ve aslında belki işte aristokrasinin düşüşü ve burjuvazinin yükselişiyle birlikte iki sınıfın birbirine eklemlenmesi sürecinde kadınların iyi birer zevci olarak nasıl yetiştirileceği üzerine belki nasıl eğitim veren kitaplar diyebiliriz aslında Makbul romanlar. eş nasıl? Makbul eş, makbul eş nasıl yaratılır? Aslında çok şaşırtıcı biçimde ve çok böyle romantik bilinen işte Jane Austen'ın biz böyle adlandırıldığını öğrenince çok şaşırmıştım. Yani Adab-ı Maaşeret romanları oradan ilgimi çekmişti. Jane Austen'ın romanları. Sonra dikkatli okuyunca evet bütün bir roman aslında kadınların nasıl iyi bir zevce, nasıl iyi bir eş olarak yetiştirileceğini ve nasıl iyi bir eş bulabileceklerini, nasıl davranırlarsa iyi bir eş bulabileceklerini söyleyen romanlar bunlar. Yani bir terbiye romanları Evet, değil mi? tabii. Yani genç Terbiye, kızlıktan evet. kadınlığa geçişte nelere dikkat edilecek, nasıl terbiye olacak? Yani Evet. şöyle, tabii bu Adab-ı Maişet kitaplarının kendisi bir şekilde bu saraylı eğitiminde oldukça önemli bir yer tutuyor. Tabii aristokrasinin eğitiminde de. Bu Adab-ı Maişet romanlarını da biz aslında şöyle düşünün, erkekler için daha böyle siyaset eğitimin üzerine şeyler Tabii. yazılır. Devlet nasıl Evet, devlet yönetilir? adamı nasıl Evet. olunur, devlet nasıl yönetilir vesaire. Ama kadınlar için zaten nedir? İşte biçki, dikiş, nakış vesaire. Ama aristokrat kadınlar için bu da söz konusu değil. Yani Tabii. onlar evi Ev içi işi, ekonomide evet, bulunamayacaklarına ev işi göre. yapmayacaklarına göre sadece iyi bir eş olmanın anahtarı ve bu işte iyi bir eşe nasıl ulaşılır? Böyle olunca tabii bir mesela hiç unutmuyorum bir hocamız şey diye söz etmişti. Bütün bu dersi ve Elizabeth aşkını o kadar büyük bir şeyle hayranlıkla okuyoruz ki büyük bir romantik aşkmış gibi ilk sayfayı açtığında para seslerini duyuyor musunuz demişti. Sonra zaten romanı ayrıntıyla okumaya başlayınca ne demek istediğini anladık. Yani aslında Jane Austen ve benzeri yazarlarda romantik aşktan başka her şey bulmak mümkün. Bir muhasebe Evet. defteri gibi bazen şey olabiliyor. Çok nasıl desem para hesabının çokça yapıldığı romanlar.
İşte Adam Maaşet romanları bunlar. Tabii bu şeyler takdir edersiniz ki çok ev içi hayatla, kadınların hayatıyla çok yakından ilgili. Evet. Tabii bu romanlar Elizabeth Chan'ın miras hukukuyla ilintili de biraz eleştirel yönünü de ön plana çıkartıyor. Belki çok ortaya koymuyorsa da alttan alta zengin bir babanın mirasının doğrudan kızına kalamayacağı meselesi. Evet. Aslında Jane Austen'ın hani en ünlü romanlarında bu temel mesele. Türkiye'de Adab-ı Muaşeret romanları neye hani bu merkezde düşündüğümüzde neyle paralellik kuruyoruz? Aslında tabii Türkiye'de böyle bir bildiğimiz anlamda klasik mavi kan yani aristokrasi yok ama bir devlet bürokrasisinden gelen bir elit şey var, kesim var. Belki o paralelliği böyle kurmak lazım Türkiye'de bence okudum ve araştırdığım kadarıyla. Özellikle Cumhuriyet döneminde başlayarak işte Kerime Nadir ve benzerlerinin şeyleri, romanları bir şeyle örtüşüyor. O da aslında yani direkt Cumhuriyet modernleşmesi, popüler aşk romanlarını bir araç olarak kullanmasalar bile aslında belki bir şekilde kadınların eğitimiyle ilgili dertleri ya da bir iyi zevci olma tanımları örtüşüyor bir şekilde. O yüzden ben öyle bir paralellik kurmuştum. Bu popüler aşk romanları bir ideolojik işlev de görüyorlar. Nedir o? Yani kadını modern bir zevce haline getirmek. Bu kadını modern bir zevce haline getirmek ilk önce zaten tabii ki demin sizin de dediğiniz gibi bu Jane Austen'da da var. Gelenekselliğin birazcık eleştirisi, çok aşırıya kaçmamak şartıyla miras hukukundan tutun da görücü usulü aşka kadar gelenekselliğin biçimlerinin eleştirisini de kapsıyor. Kadınların önce, düşüncelerini yüksek sesle dile getirmemesi. Evet, evet. Her zaman ölçülü. Evet. Orantılı hani davranması. Ve tabii eğitim konusunda işte mesela tabii iyi bir zevci olmak, modern bir zevci olmak, bütün o geleneksel kalıplardan sıyrılmak, biraz tabii eğitimin daha dikiş nakıştan daha öte bir alana geçmesini gerektiriyor. Yani mesela kadınların işte tarih öğrenmesi vesaire, felsefe öğrenmesi, matematik öğrenmesi ve benzeri gibi. Yani gelenekselliğin eleştirisiyle başladıkları için tabii ki her zaman kadınlara belli bir özgürlük alanı açıyorlar. Burası kesin. Yani ama kendi yeni tanımladıkları alanda oldukça muhafazakar. Bugünden baktığımızda bunu söylememiz lazım. Nasıl bir muhafazakar alan? Bir kere her şeyden önce aşkı çok muhafazakar bir oyun alanı içerisinde tutuyorlar. Yani görücü usulü ne hayır, görücü usulünü kaldırdık. Şimdi biz modern bir şeyde, hayatta kadın erkek ilişkilerini düzenleyeceğiz. Ama bu kadın erkek ilişkilerini öyle bir matematikle düzenlememiz lazım ki bir şekilde o evlilik kurumunu sınıfsal olarak da rafine bir biçimde tutmamız gerekiyor. Yani nedir o? Kızı çok amiyane tabirle, kızı kendi başına bırakırsan ya doğulcu ya zurnacı demişler ya, o dengini bulma meselesini çok ince ayarlarla şey yapıyorlar. O yüzden mesela çok şey vardır yaygın olarak kuzen aşkı. Hep şeyde Yeşilçam'dan biliriz mesela işte şeyde filmlerde konaklarda büyüyen, büyük konaklarda büyüyen çocuklar çocukluk aşklarıyla başlarlar vesaire. Evet. Ve genellikle de kuzendirler. Bu aslında bizim mesnevi geleneğimiz. Yani kadınla erkeği yan yana getirmenin temelinde çocukluktan, masumlukla birlikte büyüme. Sonra cemaatin, toplumun onayını alma. Sonra bir sınavdan geçme. Ve bu sınavdan başarıyla geçen ilişkinin hani evlilikle, kavuşmayla neticelenmesi. Evet. Gerekiyorsa işte hani evli mutlu çocuklu hale geçiş. Tabii bizim
Merkezimizdeki bu popüler aşk romanı olarak yaftalanmış da bir külliyatımız var. Hı hı. Ve bunların en ünlü isimlerinden bir tanesi de Kerime Nadir. Hı hı hı. 1917 yılında doğuyor Kerime Nadir ve 1984 yılında da vefat ediyor ve bütün ömrü boyunca da kalemiyle para kazanmış bir yazar kimliği sergiliyor. 41 romanı var, 2 öykü kitabı var. Hatıralarını yazıyor. Ama edebiyat tarihlerimizde de kendisinden çok az ya da hiç bahsediliyor. Adab-ı Maşeret romanlarına geçmeden önce hani Kerime Nadir Merkezi'nde ya da o dönem için biraz da bu konuya değinmek istiyorum. Bir yan talih yol açarak. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani böyle bir edebiyat tarihinde bu kadar ürün vermiş yazarın yok sayılması, gözükmemesi neyle ilişkilendirilir ki bir taraftan da aslında bir kadın, hani Cumhuriyet'in makbul kadın inşasına da hizmet etmiş. Evet. Evet ama mesela Cumhuriyet'in makbul kadın inşasına hizmet eden bazı erkek yazarlar da var aslında. Mesela onlar kanonik edebiyatta işte, sayılıyorlar. Şunu yani ben bu tezde de tartıştım. Hatta böyle Peyami Safa gibi şeylerin yazarların bu kadın yazarlar üzerine söyledikleri de vardı. Oldukça küçümseyici, oldukça düşünceli. Okuyalım mı? Vesaire. Sizden not aldım. Rauf Mutlay'ın mesela. Hı hı. Romancılık için gerekli yetenek, üslup, muhayyile, sorumluluk, çaba, sanat gücüne sahip değillerdir. Evet. Piyasaya çalışırlar. Kimi yaşanmamış aşk düşlerini hikayeleştirerek, kimi yabancı dinlerden ustaca konu uyarlamaları getirerek, kimi masallara alışmış insanlarımızın eğitimsiz kesimlerine çağdaş masal öğeleriyle dolu serüvenler sunarak ve hemen hepsi gazetelerin ayrılmaz bir parçası olan roman tefrikalarına göz dikerek ürün vermişlerdir diyor. Bütün bu aslında saydıkları kadın yazarlar işte Kerime Nadir, Muazzez Tahsin gibi ünlü aslında. Evet. Ve bir dönem Yeşilçam'ı da beslemiş. Hı hı. Her ne kadar kendileri mutlu olmasa da onu da gerekirse konuşuruz. Ama bu bayağı bir yaftalayıcı, yok sayıcı ve dışlayıcı bir yaklaşım. Yani zaten hani tabii bunun epeyce uzun zaten herkesin de çok bildiği tarihsel şeyleri var. Yani bir kere zaten kadınla ilgili her mesele bu rasyonel alanın, kültürel alanın çok dışında sayılıyor. Hele o dönemlerde. Kadının yazması zaten çok geç kabullenilen bir şey. Evet. Kerime Nadir ve benzerleri aslında oldukça iyi eğitimli, donanımlı insanlar. Yani dönemin erkek yazarlarıyla pekala aşık atacak güçteler. Ben hayal güçlerini de hiç de öyle yoksun olduğu falan zannetmiyorum ama tabii ki bu ev içi hayat, kadınla ilgili her konu çok küçümsenen bir şey. Yani hani gerçekten hani savaşı vesaire mesela belki milli konular üzerinden tarif etmeye çalışsalar makbul kadını bugün hala işte ne bileyim 100 temel eser arasında olacaklar ama bambaşka bir alan içerisinden tarif ediyorlar. O küçümsenen bir şey. Özellikle işte dönemin yazarları açısından oldukça küçümsenen bir şey. Kanona girmemeleri o anlamda tabii çok doğal. Evet. Yani. Ev içi hayatın hani mesela daha ekonomi politiğini bile biz yeni yeni tartışıyor olduk. Hani bu yakın zamana kadar, yakın zaman derken hani son 30-40 yıldan bahsediyorum. Çok böyle gönül indirilecek bir şey değildi bunları tartışmak. Belki tartıştıkça farkına varıyoruz aslında bu tür işte kadınların neler yazdıklarını. Evet. Şimdi Adab-ı Maşeret deyince dönem tabii değişiyor. Hı hı, neyin saygın olmak işte dönemin ön plana çıkan davranış kalıpları neler? Bunları listelersek mesela ne çıkıyor karşımıza? Evde nasıl giyinilecek, kuşanılacak? Evet, giyim kuşam mesela birinci bir madde oluyor değil mi? Masalar, sofralar, yemekler ve tabii ki vazgeçilmez bir alan eğlence kültürü, eğlence balo, dans, çaylar. Bir de tabii
Aslında bizim edebiyatımızda bunu hep görüyoruz. Sanattan anlamak, hatta evet. resim yapmak, hı-hı. işte bir müzikiyle ilgilenmek, hı-hı. bir alet çalmak, işte piyano, keman, neyse. Ama nedense özellikle de bu resim gibi sanatla iştigal eden hanımların, roman kahramanlarının hiçbiri de meslek olarak bunu da seçmiyorlar. Evet. Veya üniversite okumak yine hiçbir zaman, yani benim okuduğum kadarıyla Kerime Nadir'in ya da diğer yazarlarımızda da bu karşımıza çıkmıyor. Yani bir iş hayatına atılmak, bu iş hayatında başarılı olmak veya bazı meslek grupları hiç yok, değil mi? Mesela bazı kadınlar işe gitmek zorunda kalıyorsa, çalışmak zorunda kalıyorsa da mecburiyetten. O genellikle şöyle bir mecburiyet, o aslında acıklı bir mecburiyet oluyor. Evet. Ya zengin bir koca bulamayacak kadar işte yüzüne bakılamayacak bir kusuru var vesaire. Ya da işte bir erkeğin ihaneti sonucu, hani biraz çalı kuşu şeyi, bir erkeğin ihaneti sonucu seçim yapmak zorunda kalan, çalışmak zorunda kalan kadınlar. Yani aslında Kerime Nadir ve benzerlerinde çalışma kültürü yok. Çünkü zaten çalışmak o sınıf için ayıp, çalışmak o sınıfın kadınlar için ayıp. Yapılabilecek şey yeni mesleklere sahip erkeklerle yapılacak evlilikle bir nasıl desem yeni ekonomik düzene eklemlemek. Evet. O ne oluyor? Yine Cumhuriyet'in saygın meslekleri asker, yani çokça karşımıza çıkan asker üniforması, işte doktor, doktor, avukat vesaire, mühendisler. Evet, mühendisler vesaire. O sınıfa eklemlenmesi gerekiyor. Ama çokça ayrıntısıyla işlenen şey, mesela büyük konağın o alanında erkekle çok fazla yalnız kalmadan flört etmek. Bunu becerebilmek. Bir erkeğin modern bir erkeğin yanında taşımaktan utanmayacağı bir kadın olarak belli yeteneklere sahip olmak. Ne bileyim işte piyano çalmak. Ne bileyim işte resimden anlamak. Asla şey dekolte değil ama bir şekilde güzel giyinmek. Tabii. Ayrıca şöyle şeyler de vardır. Bir soylu kadın asla öfkesine yenik düşmez. Asla işte ne bileyim diğer burjuva kadınları ya da sokak kadınları gibi işte bağırmaz, çağırmaz vesaire. Bu tür görgü kurallarını. Duygularını kesinlikle dışarı vurmaz. Evet, evet. Yani ne sevdiğini, ne kızdığını, ne üzüldüğünü hiçbir evet. şekilde hani kendisini. Böyle bir kontrol mekanizması aslında öğretilen şey ve bu Kerime Nadir'de mesela şey çok vurgulanır Kerime Nadir'de işte giysilere dair detaylar evet. ve kadınların oturuş kalkışlarına dair detaylar mesela özellikle vurgulanır. Evet. Sizin tezinizde iki Kerime Nadir romanı ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Funda, diğeri ise Günah Bende Mi? Erken dönem romanları Kerime Nadir'in. Kerime Nadir'in yazar kimliğinde en önemli unsur önce gazetede tefrika ediliyor olması, ardından bunların kitaplaşıyor olması. Şimdi tefrika açısından baktığımızda 1930'ların sonundan itibaren aslında Kerime Nadir romanları Babali'de gazetelerde aranan bir roman ve imza. Yani çok güveniliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden, Milliyet Gazetesi'ne, Akşam'dan Son Posta'ya, 20. Asır Dergisi'ne, yani bütün gazeteler aslında ilk çıkışlarında Kerime Nadir'in ünlenmesiyle de birlikte onun eserlerini gazete sayfalarında görmek istiyorlar. Hatta Kerime Nadir o kadar başarılı ki Peyami Sefa'yı geçiyor. İşte Refik Halit Kara'yı geçiyor. O dönemin diğer ünlü aslında tefrika romancıları. Burada yine tekrar aynı konuya yani ister istemez yaklaşıyoruz. Yani bir tarafta dönem tefrika dönemi. Peyami Sefa da tefrika yazımlıyor. İşte Refik Halit'in de tefrikaları var, Kerime Nadir'in de var. Ama erkek yazarlar yine aradan ki onların da bahsettikleri konular aslında her zaman bu işte makbul konular değil. Aşk ilişkileri de var, batılılaşma meselesi de var ki onları da zaten kanona sokan konular bu. Kerime Nadir de aynı çerçevede dolaşıyor ama maalesef
unutuluyor diyeyim. Ama yani işte Kerime Nadir ve sanırım hiç millici değil. Yani değil. O bakıştan bakınca böyle bir ahlak üzerinden tartışmıyor. Bir sınıf üzerinden tartışıyor. Yani belki onu milli kanona sokmayan şey o. Yani evet. Fatih Harbiye gibi bir ikilem üzerinden değil de belki evet. Hep şeyden tartışması. Yani o konaklar üzerinden tartışması ve onu irite eden belki Doğu Batı'dan ziyade işte yeni görgüsüz sınıf bir şekilde o elit batıcı batılı yaşam tarzının savunusu. Evet. O dönem için belki milli kabul edilmemesinin nedeni bu olabilir gibi geliyor bana. Evet. Mesela kendisiyle yapılmış bir yazarlık sorusu, yazılarınızda okuyucularınıza hangi fikir ve duyguları anlatmak istiyorsunuz sorusuna Kerime Nadir'in bu hususta muayyen bir fikre veya duyguya bağlı değilim, içinden geldiği gibi yazarım. Mutlaka şunu veya bunu anlatayım demem şeklinde bir cevabı var. Aslında onun hatıralarını da topladığı işte roman evet. gibi romancanın dünyası kitabında da hep bundan bahsediyor. Yani planlı, programlı veya işte önceden belli bir hani amaca hizmet etmek için yazı yazmadığını, kendi kaleminin aslında bir nevi trans hali gibi aktığını, mesela hastalıklarından sonra başka romanlar yazıyor. Mesela gotik edebiyat çerçevesinde, polisi edebiyat çerçevesinde kendisiyle de hani kendi yazarlık serüveniyle de hesaplaşıp belki farklı noktalara gitmeye çalışan eserler kaleme alıyor. Mesela işte, tekrar Funda'ya dönersek evlilik hayatı üzerinde duran evlilik meselesini tartışan zaten hani bu Adab-ı Muaşeret romanları çerçevesinde baktığımızda bunu Jane Austen geleneğine bağladığımızda evet evlilik ana konu. Evet. Funda'daki evlilik de bir nevi sizin ifade ettiğiniz gibi bir kırmızı başlıklı kız hikayesi. Değil mi? Evet. Bir evlilik hani çocukken uzaktan hem de biraz yaşça büyük birine aşık olma. Ardından o kişinin belli uzuvlarını kaybetmesiyle bir yoksunluk ve aşk sınanması. Ve ondan sonra gelişen olaylar değil ve mi? Ve bir dışarıdan gelen tehlike. Evet. Sanırım bu da bir nasıl desem örgü, örüntü yani. Bir kere bizi yani aşkı böyle bir oyun alanı içerisinde tutarak güvenli bir alanda kadın ve erkeği şimdi evlilik kapısından, kurumundan içeri soktular. Şimdi evliliğin test edilmesi lazım. Yani evet. Evliliğin test o aile hep güvenli alan. Yani mesela yine çok görülen bir şey kamusal alan zaten çok korkutucu. Yani kamusal alan şey de çok örüntüler de çok belirgin. Zaten bizde aile yapısında şey de vardır. Dışarıdan gelen kişi, yabancı, kasabaya gelen evet. yabancı, aileye gelen yabancı hep bir belayla uzak gelir. Uzak akraba, bir evet, hep belayla gizemli, gelir. Bilinmeyen evet. ve bir kötülük getirecektir. Düzeni bozacaktır. İşte şey de ailenin dört duvar arasındaki her yer tehlikeli kamusal alan. Böyle bir model. Funda'da da olan şey o. Yani şimdi mesela gerçek aşkın ispatı şimdi bize romancı şunu ispatlamaya çalışıyor. Aslında bu görücü usulü evlilik değil. Bu geleneksel evlilik değil. Çocukken seçilmiş olsa bile zaten seçimi çocukluğa kadar götürüyor ki evet. hani ortada bir seçim olduğunu bize ispatlasın. Yani bunlar çocukken aşık oldular. Ta birbirlerini çocukken seçtiler. Bizi aşka ikna etmeye çalışıyor. Evlendiğinde de o aşkın ispatı gerekiyor. Kadının iffetinin ve kocasına olan bağlılığının biraz daha katmerli biçimde ispatı gerekiyor okuyucuya. O da ne? Yani önce sevilen erkek uzuvlarını kaybedecek. Evet. Bakalım buna rağmen kadın sadık kalacak aşkına mı? Aşkına devam evet. edecek mi? Ve ondan sonra da bir de yetmiyor. O sınav da evet, yetmiyor. O yetmiyor. Kadını işte kırmızı başlıklı kız gibi ormana gönderiyor. Bakalım orada kurdun gardına girmeden gelecek misin? O kurt da ne oluyor? Tabii ki bir şehvet sahibi. Evet. Hep onun altını çizmek gerekiyor. Şehvet sahibi bir yabancı erkek. Evet. Aslında bu romanlarda şehvet
hani kanonun merkezindeki romanlardan daha çok romanların evet. içinde kullanılıyor ama sonuçta da hep bir cezayla. Evet, cezayla. Geri geliyor. Yani hı-hı. ya işte dönemin ahlak anlayışı çerçevesinde ki hala da o ahlak anlayışı hı-hı. devam ediyor maalesef. Dışlanma, toplumun hı-hı. dışına itilme, ötekileştirme, yalnız kalma ve biraz önce de konuştuğumuz gibi sahip olduğu zenginliklerden, lükslerden ya da ayrıcalıklardan evet. mahrum kalma ve bu nedenle çalışma hayatına evet. atılmak zorunda kalma. Sokağa düşüyor o kadın. Sokağa evet. düşüyor işte çalış yine bir eski bir tanıdık ya da bir erkek sayesinde hı hı, bir hı. daktilo evet. Olarak işte bir iş yerine gidiyor ama kendi yeteneklerinin dışında. Evet. Aslında çalışmak zorunda kalıyor. Ve dediğiniz kalıyor. Gibi hep bir sınav yani. Evet. Hep o şey erdemli yuvaya yani erdemli erkeğe ki aslında erdem de o erkeğin hı. etrafında temsil ediliyor, tanımlanıyor. Oraya ulaşmak için tekrar hep bir sınav vermek zorunda kadın. Yani evet. Bu arada yani erkeğin erdemi aşağı yukarı verili. Hani o zaten meslek sahibi vesaire. Ama ispatlamak zorunda kalan yani bir şekilde hani bu masallardaki gibi işte ejderhayı öldürüp bilmem ne yapıp oraya ulaşmak zorunda kalan kadının kendisi. Evet. Yani. Tabii bu aşk ve şehvet tek taraflı bir şey değil. Hı-hı. Bir bedensel temas varsa iki taraflı oluyor evet. ama ceza her zaman kadına kesiliyor. Evet. Erkek ya başka bir hayat kurup mutlu olabiliyor. Mutlu olmasa bile herhangi bir şekilde toplum dışına itilmiyor ya da ötekileştirilmiyor. Mesleğine, evet. hayatına devam ediyor. Ama Funda'daki dışarıdan gelen kötücül adam sonuçta bir cezayla da karşılaşıyordu evet. değil mi? Yanılmıyorsam evet. intihar evet, ediyordu evet, ya da ediyor. Deliriyor yani aklını yitiriyor. Evet, kötücül bir evet. figür olarak kalıyor ve aile kurumu tabii evet. kendini korumuş oluyor. Aslında Funda'nın yazımı da yazarın hatıratında ilginç bir şekilde dile getirmiş. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Kerime Nadir bende iz bırakan şeyleri topladığını, kahramanlarının birinden bir tebessüm, ötekinden bir öfke, birikinden bir tavır alarak yani yaratılmış. Hı hı. Hep gözlemle ve kaleminin akışıyla eserlerini yazdığını söylüyor. Funda da İlginç bir şekilde Emirgan'dan şehre inerken otobüs penceresinden gördüğü bir kadından etkileniyor. Hı. Ama bu kadın romanında anlattığı gibi genç ya da işte modern hayattaki bir kadın değil. Sırtında bir Funda demeti taşıyan orta yaşlı bir hani emekçi kadın. Hı. Ama onun hayatını anlatabileceğimi sanmıyordum diyor. Yani onun dramına, onun yaşadıklarına... ben vakıf değildim ve kalemim ona yetmeyecekti ya da onu anlatamayacaktım. Ama ben ondan bir ismi aldım diyor Funda'yı ve bambaşka bir hani roman yazmış oluyor. Aslında Kerime Nadir'in algısı kendi yaşadığı dünyada, çevrede çok açık. Tabii Fransız Lisesi mezunu, işte evet. Emirgan'da hayat kurmuş, ardından Maçka Palas'a geçiş yapıyor. Yani Nişantaşı dönemin 1940'lı 50'li yılların. Zaten onun öncesinde de cazibe merkezlerinden bir tanesi ki bugün de hala o cazibe ve belli bir sınıfsal özelliği devam ettiriyor. Bostancı'da ki bugünkü Bostancı değil tabii eskinin o villalarının ve deniz sefasının sürüldüğü bir bölgede kendisine bir yazlık ev yaptıracak. Bunların hepsini de yine kalemden, gazetelerden evet. kazanmış oldu. Kazançla, parayla yapabilecek güçte bir yazar. Peki şöyle bitirelim hani konuşmamızı. Bugün bütün bunlar neye tekabül ediyor? Yani bugün böyle bir aşk romanlı şeyimiz yok, tefrikalarımız yok ama başka bir kanal açıldı, başka bir alan açıldı. Sizce nedir bunlar? Televizyon? Evet, benim yani mesela televizyonda gördüğüm kadarıyla bu romantik aşk komedileri oldukça yaygın ve her yaş grubundan insan tarafından izleniyor vesaire ve sarı kanalların en çok yatırım yaptığı son 20-30 yıldır en çok yatırım yaptığı şeylerde bunlar oluyor, yapımlarda bunlar oluyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla yine mesela aynı muhafazakarlık yani 2000'lerdeyiz evet. ve 21. yüzyıldayız evet. yani Kerime Nadir'e baktığımız evet. zaman 20. yüzyılın yazarı biz artık 21. yüzyılın alımlayıcılarıyız evet. ama gördüklerimiz veya bize sunulanların
Bir farkı var evet. mı? Yani mesela aynı kamusal, böyle çok sterilize edilmiş bir kamusal alan anlayışı çok hakim olmasan bile bence bu dizilerde de var. Yani şimdi o konak ve orada onun çevresindeki yaşamı düşünün. Herkesin birbirleri aşina olduğu bir ortam. Tanıdık, herkes tanıdık. Bizim şeydeki dizilerde de böyle. Herkesin birbirine aşina olduğu bir ortam. Bir Evet. şekilde bu tanıdıklık, bu aşinalık. Ya bir apartmana sokuluyor herkes, evet. aynı apartmanda yaşıyor. Ya bir iş yerinde evet, değil evet. mi? Evet. Ya da bir büyük evet. ev. Zaten ilk kamusal alanla ilgili bütün şeyler, tesadüfler, alternatifler elenerek başlanıyor işi. Evet. Ve zaten daha ilk baştan aşk da yine o oyun alanı içerisinde tarif ediliyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla zaten mesela evlenmeden önce bir cinsel ilişki yaşandıysa mutlaka ilk gecede hamile kalınıyor. Hı. Çünkü bu da bunun bir cezası. Yani Evet. kendine hakim olmalıydın Evet. meselesi var orada. Kadın mutlaka ilk gecede hamile kalıyor. Ki Bu bir bir daha rekor zevk galiba. alamasın Evet, hayatım evet. boyunca. Ve ondan sonra da önce evlen ki kahramanlar bir şekilde evlenmeye mecbur kalıyorlar. Yani bir şekilde evleniyorlar. Ondan sonra da bir sürü çatışmadan sonra aşık oluyorlar. Mesela Evet. bu saydığım şey Kerime Nadir romanlarında da vardır. Önce evlilik sonra aşk Evet. meselesi. Yani aşk, şeyi o flörtü evlilik alanı içerisinde tutmak. Bugünün muhafazakar dünyasında da yine önce evlenin sonra flört edersiniz şeyi. Yani bizim göreceğimiz aslında bayağı bir flört ve cinsellik nikah kıyıldıktan sonra yapılıyor. Bu muhafazakarlığı neye bağlamak lazım? Uzun uzun tabii Evet. tartışılabilir. Yani sadece herhalde son 20-30 yılın muhafazakarlığı da sınırlı bir şey değildir bu diye düşünüyorum. Evet. Tabii Kerime Nadir'in romanları dediğim gibi uzun bir dönem Yeşilçam'ı da beslemiş Evet. romanlar. Her ne kadar Kerime Nadir hatıratında kendisinin senaryolara dahil edilmemesinden ve sinemacıların da kendi kitaplarını mahvetmesinden bahsediyor ama sonuçta bir dönem birçoğumuz bu yani bu eserlerin sinema versiyonlarıyla da büyüdük. İlk eseri Seven Ne Yapmaz, basım yılı 40 ama sinema filmi olarak 1947. İşte 47'den itibaren Kerime Nadir de aslında sinema 73'e kadar sinema dünyasını beslemiş ve hani belli bir birçok gencin zihnindeki bir aşk ilişki kadın erkek konusunu şekillendirmiş. Ama bu dediğimiz gibi 21. yüzyıla geldiğimizde halen sinemalar şeylerde televizyonlarda bize dayatılan ya da makbulmuş gibi gösterilen hani aşk ilişkilerinin Evet. hiç değişmemiş olması da ilginç. Çok garip. Evet, çok garip. Tartışması gereken bu Evet. galiba yani. Çünkü böyle alabildiğini çok şey bir kamusal alan varmış gibi duruyor ama bize gösterilen şey oldukça Evet. şey dört duvar arası bir Tabii. mekanda bütün dünyayı kuruyorlar. Bu ideolojik olarak da tabii böyle bir şey haline getiriyor kadını. Evet. Kadını, aşkı, cinselliği, evlilik kurumu içerisine kapatmaya mahkum ediyor Mahkum aslında. ediyor. Belli bir yaşam kalıplarını devam Evet. ettirmesi, gelenekli muhafazakar yapının devamcısı, yıkıcısı ya da alternatif üreticisi değil, devam ettiricisi Evet. olması ve ancak onu devam ettirdiği takdirde mutluluğa, işte ideal eşe, ideal hayata kavuşacakmış gibi bir algı maalesef Evet, bugün evet. dayatılıyor ya da gösteriliyor. Yani o anlamda hani son söz olarak şunu söyleyebilirim. Belki Jane Austen'lerden hatta işte oradan Kerime Nadir'leri hatta bugünün işte televizyon dizilerini belki aşk romanları da öyledir. Çok bilmiyorum. Yani hiç bu anlamda okumadım. Bir çizgiyi, bir hat, devamlılık hattı Evet. çekilebilir. Evet. Çok teşekkür ederiz Ben Aslı teşekkür Hanım. ederim. Bu Kadın Haftası'nda, Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Haftası'nda sizin de Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum.
Umarım bundan sonraki, bizden sonraki kuşak daha farklı şekilde konuşur. Daha farklı bir algı yaratılmış olur. Daha farklı bir çizgi üretmeyi başarır. Evet, daha farklı bir İstiklal Caddesi'nde. Evet, daha farklı bir İstiklal Caddesi'nde daha rahat hayatlarla devam ederiz. Umarım. Teşekkürler.